İmam Buhari'nin sahihini okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kitab-ül İtk, köle azat etme bölümü. En son kaldığımız bab başlığı velanın satışı yahut hibe edilmesi. İlk okuduğumuz hadiste velanın satışının Resulullah tarafından ve hibe edilmesinin Resulullah tarafından nehyedildiğini gördük. Neydi vela? Vela, azat edilen kölenin azat edene olan bağı. Yani falancanın azatlısı, filancanın azatlısı diye azat eden üzerinden ondan sonraki yaşamında kimlik kullanıyor. Yani bir bakıma onun nüfusunu almış oluyor. Dolayısıyla da bu azat eden kişinin hakkı diyor Allah'ın elçisi. Bu satılır, devredilir, hibe edilir bir şey değildir. 2399 nolu hadis. Haddetena Osman ibn Ebi Şeybete, bize Osman bin Ebi Şeybe anlattı. Haddetena Cerirun, bize Cerir anlattı. An Mansurin, o da Mansur'dan. An İbrahim'e, o da İbrahim'den. Anil Esvedi, o da El Esved'den. An Aişete radıyallahu anha, o da Aişe'den. Allah kendisinden razı olsun. Kâlet, demiş ki annemiz, İştereytu berirete, berireyi satın aldım. Feşterata ehluha ve la'aha, ancak ailesi, yani berirenin kendilerinden satın aldığım sahipleri velasını şart koştular. Berireyi verirken Hazreti Ayşe'ye demişler ki ama velası bizde kalacak. Çünkü Hazreti Ayşe'nin onu azat etmek niyetiyle satın aldığını biliyorlar. Tamam, sen satın al, azat et ama velası bizde kalsın dediler. فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّب۪يِّ sallallahu aleyhi ve selleme. Ben de bu durumu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme andım, hatırlattım, söyledim. فَقَالَ, o da dedi ki, اَعْتِقِيهَا, sen berireyi azat et. فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْطَ الْوَرِقَ. Vela, gümüş parayı veren kişinindir. Varsın onlar, velasını şart koşsunlar. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü kim kölenin bedelini ödediyse ve azat ettiyse, vela da azat eden üzerine kalır. فَاَعْتَقْتُهَا, Hazreti Ayşe berireyi satın alıp azat etti. Azat ettiğini söylüyor. فَبُنْ üzerine دَعَهَا النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem berireyi çağırdı. فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا, ve eşi konusunda, bir kocası vardı berirenin, kocası konusunda ona, onu muhayyer bıraktı, ona seçim hakkı verdi. Yani ister kocanla devam et, kocan hala bir köle, istersen artık azat olduğun için kocanı reddedebilirsin, kocandan ayrılabilirsin. فَقَالَتْ, Berire dedi ki, لَوْ اَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبُتْتُ عِنْدَهُ, bana şu kadar şu kadar bile verse ben artık onun yanında kalmam. فَخْتَارَتْ نَفْسَهَا, ve böylece kendisini seçti, yani kocasından ayrıldı. Berire, tabi meşhur bir kadın, Hazreti Ayşe'nin yanına sık sık gelip giden, Hazreti Ayşe'nin sevgisini kazanmış birisi.
Hal böyle olunca da Hazreti Ayşe onu azat edip, satın alıp azat etmek istedi. Bunun için para biriktirdi. Hatta ailesi, sahipleriyle işte pazarlık etti falan. Bu vela hakkı meselesi de o pazarlık esnasında gündeme geldi. Yani biz sana biraz uygun veriyoruz Berire'yi, velası bizde kalsın, sen zaten azat edeceksin. Olay oradan çıktı ama Hazreti Peygamber bunu onaylamadı. Yine bazı hadislerde, hatırlarsanız bir hadiste, Berire'nin getirdiği bir yiyecek vardı. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'e bu yiyeceğin Berire tarafından getirildiğini hatırlattı. Çünkü o yiyecek Berire'ye sadaka olarak verilmiştir. Hazreti Peygamber'in de sadaka yemediğini bildiğinden, ''Ya Resulallah, bu sadaka yiyeceğidir.'' diye hatırlattı. Hazreti Peygamber de, ''O sadaka yiyeceği olarak Berire'ye verilmiş ve bize Berire'nin hediyesi olarak geldi diye, bizim için bu hediye hükmündedir.'' dedi, yedi. Bu hanesine Resulullah'ın giren çıkan bir hanımefendi, Hazreti Ayşe'ye kendisini sevdirmiş. Ancak kocasına da kendisini çok sevdirmiş Berire. Kocası da ondan ayrılmak istemedi. Öyle anlatılır ki Medine sokaklarında peşinde salya sümük beni bırakma diye ağlamış kocası. Hatta Hazreti Peygamber'in araya girip yani kocanı bırakmasan dediği de rivayet edilir. O da Hazreti Peygamber'e bunu yani dini bir emir olarak mı bana yapıyorsunuz? Eğer öyleyse itaat ederim ama yok yani kocama acıdığınızdan bana böyle diyorsanız ben onun yanında ne olsa durmam. Şimdi burada da öyle diyor. Böylece şey hükmü de ortaya çıktı yani kölelikten çıkan hürriyetine kavuşan kadın köle olan kocasından otomatikmen ayrılma hakkı kazanır.